Haldun ne burası müdürüm? İrfan'ın hapishaneden arkadaşı. Kaçakçılıktan girmiş. Bir sene önce de tahliye olmuş. Peki çıktıktan sonra ziyaret etmiş mi? 2 ay öncesine kadar birden fazla ziyareti olmuş. Ziyaret ettiyse çıktıktan sonra da görüşmüştür. Kimsiniz? Asayiş büro. Birkaç soru soracağız. Kapıyı açarsanız. Kusura bakmayın. Bir üstten sonra gerek olmadıkça kapıyı açmıyorum. Hadi öyle olsun bakalım. İrfan Gözcü'yle ilgili birkaç soru soracağız. İrfan mı? Bir şey mi oldu? Kızını kaçırdı. Hapisten çıktıktan sonra sen İrfan'ı ziyaret etmişsin. Evet, birkaç kere gittim. Peki karısıyla ve kızıyla ilgili bir şey söyledi mi? Sadece boşandığı için biraz kızgındı. Öyle çok bir şey söylemedi. Sonra hiç konuştunuz mu? Yok, hiç konuşmadım. Tahliye olduğunu da şimdi sizden öğrendim. Peki çıkınca nereye gideceğini veya ne yapacağını söyledi mi? Söylemedi. İrfan'la o kadar içeride zaman geçirmişsin. Sonra gidip ziyaret etmişsin. Yani hiçbir şey bilmiyorum mu diyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Başımızda bir virüs belası var zaten. Kafamı şuradan bile dışarı çıkarmıyorum. Gelse bile kapımdan da sokmam zaten. Peki. Size ben kartımı vereyim. Eğer bir şey duyarsanız bize haber verin. Peki. İrfan, neredesin sen? Evdeyim abi, ne oldu? Oğlum, polisler kapıma geldiler lan. Ne alaka abi? Seni nereden buldular? Hapisten çözmüşler oğlum işte. Beni buldularsa seni de yakında bulurlar. Çok durma orada. Seni o evde yakalarlarsa benim de başım belaya girer. Tamam abi, parayı bekliyorum. Az kaldı. Bekleme İrfan, git paranı al. Sonra Yunan'a mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan git. Tamam abi, merak etme. Başımı sokmam belaya. Canım çıktı ya. Of. Ayaklarım ağrıdı yemin ederim. Paslanmışsın kardeşim sen karantinada. Ne yaptık ki? Alt tarafı bir devreye attık. Oğlum, benim devreye canım kurban. Ben dünden beri ayaktayım. Narkotik desteğe göndermişti değil mi seni? Engin müdür değil mi? 1000 saat sürdü. Bittim ya. Şu raporu halledeyim, ben kaçarım. Kimse de kusura bakmasın arkadaş. Bitirdiniz mi devreyi? Bitti müdürüm. Raporunu yazacaktık şimdi. İyi. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun müdürüm. Sonra? Sonra derken müdürüm? Sonra ne yapıyorsunuz yani? Yani benim nöbetim bitti müdürüm. Eve geçeceğim. Ama kal derseniz. Yok yok. Sen git dinlen Cemal'cim. Arda nasıl olsa sabah devriyesine devam edecek. 2 saat sonraki nöbete yazdım seni. Ama müdürüm, ben de biraz dinlensem. Eve gidemedim daha. Vallahi 2 saate gider dinlenirim diyorsan git tabii. Ya da bul kendine boş bir oda dinlen. Yani beni ilgilendirmez. Geç kalma nöbetine hadi. Abi olur mu ya? Ya benimki can değil mi? Şşş, duyacak. Sakin ol. Ama ya. Of! Böyle bir rezalet, meziyet var mı arkadaş ya? Ben tutulur kalırım burada ya. Dayak yemiş gibi kalkarım vallahi. Olacak iş mi ya? Of! Sen sabır ver ya. Ay, of. Açmazsan açma Arda efendi. Seni merak eden de kabahat.